Galatasaray tarihinde gerçekten bir utanç gecesi oldu bu akşam. Galatasaray çoluk çocuğa sokaktan toplanmış, Galatasaray'ın B takımında oynayamayacak seviyedeki çoluk çocuğa evinde de deplasmanla da yenilerek tarihi bir rezalete imza attı. Yani yönetimden mi başlasak, bu kadar içerideki kötü hava, Okan Hoca'dan mı devam etsek? Yani bu kadar ilk yarıda hazırlıksız ben başka bir Galatasaray takımı hatırlamıyorum. Tamam, kabul. 4-4-2 ile geçen haftaki maçı 2-0'dan çevirdin. Ama Okan Hocam, devre arasındaki yayında da söyledim. Bu 4-4-2 Kur'an-ı Kerim ayeti miydi desen, 15. dakika gördüm. Bu iş olmuyor, gitmiyor. Ya devam ettirme. Sistemi değiştir, taktiği değiştir. Senin taktik değiştirmemen sebebiyle defalarca ilk yarıda toplar direkten döndü. Defalarca Nelson kart gördü. Karayan tesadüfen kart görmedi. Tamamen tesadüfen iki stoperin de kırmızı kart görebilirdi daha ilk yarıda. İlk yarıda fark 3 olabilirdi. Ve bunu sen müdahale etmek için tam 45. dakikaya kadar bekledin Okan Hocam. Allah aşkına o nasıl bir taktik? O nasıl bir sistem? Orta saha açık açık. Her gelen top orta sahada kaybediliyor ve çok basit bir şekilde, hatta ben şakasını yaptım, bu hilal taktiğidir dedim. Young Boys'lu topçular topu kaptırdıktan sonra önce kendi kalesine stoperine doğru atıyor, sonra ileriye uzun top atıyor. Ve her atak pozisyon, her atak pozisyon döngen, ya senin boyun, rakibin boyunun yarısı, bütün planın kenarlardan orta açmak, savunma arkasına top atmak. Bu mu Allah aşkına? Bu mu? Devre arasında alıyorsun Jelert'i, Berkan'ı, hadi biraz toparladın. Vallahi ya Ziyech'i alıyorsun, golü kim atacak? Bak, Batshuayi'yle başladın. Ne oldu? Ne oldu? Hamle yapacak elinde oyuncun yok. Okan Hocam, yaptığın hatalar bugün ne yazık ki Galatasaray'ı rezil rüsva etmiştir. Okan Hocam ve o başarısız yönetim, sen onların kuyruğuna takılmak zorunda değildin. 18 milyon euroya aldığınız Sara'nın Kerem'den ne farkı var? Bugün çıkardın, geri aldın Kerem Demirbay'ı. Jelert'i 9 milyon euroya aldın, ilk 11 başlatamadın. Sağ bek mi olur Allah aşkınıza ya? Elinizi vicdanınıza koyun. Rezil rüsva ettiniz Galatasaray'ı. Şu Young Boys'tan hangi oyuncuyu gelir alırsın da Galatasaray'ın bırak 11'i yedeklerine koyarsın? Allah aşkına bir elinizi vicdanınıza koyun. Galatasaray bunları yaşamak zorunda değil. Bu beceriksiz yönetim İki tane transferi yaparken tarihin 30 milyon euroluk Sasha Boye transferini çöpe atar. Ve bu akşam, bak bu akşam bu maça gitseydiniz, Şampiyonlar Ligi'ne gitseydiniz, bir Sasha Boye katatmış kadar olacaktınız. Allah ve razı. Rezilliğe bakın ki ver Young Boys'un durumunu. Sakın bana kimse bahsetmesin Young Boys iyi, Young Boys şöyle, Young Boys böyle diye. Of. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İsviçre Süper Ligi'nin son sırasındaki bu rezil takıma, 5 maçta henüz galip gelememiş bu ahmak takıma, bu çoluk çocuğa rezil oldunuz. Rezil oldunuz, bizi de rezil ettiniz. Utanın. Galatasaray'ın sırf sarı kırmızı forması zaten şu iki maçtan bir puan alır. Utanın. Adamların kendi liginde galibiyetleri yok. Siz kalkıyorsunuz deplasmanda ve içeride şu takımdan 4 gol yiyip İçeride 50 bin kişinde gol atamıyorsunuz. Bak bunun futbolla açıklanacak hali yok. Oynanan sistemin, oynanan taktiğin futbolla açıklaması yok. Kör göze parmak sokar gibi. Ver 11'e ver. Yasim abi bak. Bunun tamam abi, hepimiz üzgünüz. Ama niye? Bak Fenerbahçe. Sabet doktoru hazret, biliyoruz iğneyle ayak. Fenerbahçe Lille eğlendi. Of çok kötü. Başımın tacı. Tamam, hatalar olabilir, o olabilir, bu olabilir. Ama niye? Abi Lille kafa kafaya oynayan bir takımdı. Bu ne? Hamleler kötü. Taktik kötü. Sistem yok. Orta saha yol geçen anı. Orta saha yol geçen anı. Taksim meydanında bu adamlar daha rahat yürür. Bak o kadar söylüyorum. Taksim meydanında bu adamlar daha rahat yürür. Ya o bir tane sol bek var. Adam sanki evinin salonunda yürür gibi Galatasaray sahasında... Hacı. 60 metre top sürdü. Utanın. İkinci ligden getirmiş oldunuz kör. Tek müdahaleyle orta sahada, ya temel futbol kuralı. Rakibi oradaki kalenin önüne doğru uzaklaştırırsın kalenden. Adam birebir kalmış orta sahada, atladı ve
yere düştü. Poposunun üzerine düştü. Sarı yetişmese zaten ilk yarıda yenik durumdasın. İlk yarıda en az 3 oluyordu. 3. Ne anlatıyorsun bana? İkinci yarı yalandan 15-20 dakika top oynadın bana. Hadi oradan. Hadi oradan. Böyle takım mı olur? Böyle sistem mi olur? Sen çok iyi biliyorsun ki Mayıs'ın ortasından itibaren Ağustos'un sonunda şu maçları oynayacaksın. Şampiyonluk kutlamaktan Şampiyonlar Ligi maçlarını hazırlanamadınız. Okan, Okan. Böyle bir rezillik olur mu? Ama sen Okan artık rezil... kendin bravo. Sen rezil bir sınav verdin. Bunu bil. Ama Erden Timur'u bu mükemmel organizasyonun içinden dışarı atmak için kendinde yakışmayan pek çok hareketi yapan Dursun Özbek ve yönetimi de bu tarihi kara gecenin pek tabii iyi sorumlularıdır. Tabii o da mimarı. Siz her şey mükemmel giderken Erden Timur'la neyi paylaşamadınız da bu organizasyonun dışına çıkartmaya çalıştınız? Kafanızın arkasında neler yatıyordu? Ve bugün Erden Timur'un olmayışı Zaha Okan Buruk ilişkisini yıpratmıştır. Kerem Aktürkoğlu'ndan kaptanlığını almasına sebebiyet vermiştir. Her şey. Javert ve Gabriel Sara gibi saçma sapan transfer bedelleri ödenmiştir. Oyuncular saçma sapan diyemem.